Evet sevgili izleyiciler, seçim 2014 programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erdinç Bey buyurun. Evet başkanım, şehir biraz daha sanki doğuya doğru gelişiyor ve büyüyor. Evet. Öyle anlaşılıyor. Ulaşım yolları vesaire de bunu gösteriyor. Biraz da seyircilerimizden bana da birkaç mesaj gelmiş. Özellikle trafik, o Sivas Caddesi'nin 10 yıl sonraki hali ne olur babından sorular da var. Hem trafiği hem ulaşımı hem de Kayseri'nin böyle hava kirliliği ve trafikten kurtulup daha böyle geniş doğuya doğru yayılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Şehir planlaması ilk 1946'larda yapılmış. Alman bir plancı gelmiş. Şehir meclisine briefing vermiş. Özellikle eski şehri bırakıp şehri doğuya doğru geliştirmekten ve yeni şehir yapmaktan bahsetmiş. Fakat şehrin eşrafı razı olmamış. Meclisler razı olmamışlar. İtiraz etmişler. Eski şehrin üzerine yeni şehir yapmayalım diye de ısrar etmiş. Burada tarihi bir yapı var. Bunu koruyalım. Yarın bir gün bunlar restore edilir. Turizme kazandırılır, müthiş bir ekmek kapısı olur dediği halde hiç kimse dinlememiş. Ve eski şehrin üzerine yeni yapıyı bina etmişler. O üç katlı, dört katlı Bankalar Caddesi'nden Orada o başlayarak. zaman da. Tabii müthiş bir kötülük. Sonraki arkadaşlar belki şehrin daralmışlığından kaynaklanan bir düşünceyle, şehir geniş değildi tabii. Biraz önce sınırlarını tarif ettim. Şehri almışlar, kuzeye doğru götürmüşler. Şehrin kuzeye doğru götürülmesi demek, şehrin çürük alanlara doğru yayılması demek. Tarım alanlarına doğru yayılması demek. Eskiden kapalı bir göl havzası gibiyken Kayseri, Boğaz Köprü'de bir bent varmış, suyu tutarmış. Bent yıkılınca su çekilmiş. Ama en son çekilen yerler işte o Keykubat civarı, arkalar. Pervane gibi mi? Evet. Bir de serbest bölge tarafı hala deniz gibi şimdi mesela. Çürük alanlar. Ve şehri o tarafa doğru yanlış bir politikayla götürmüş. Sonra 15 kat izni vermişler. Ve herkes altta belli bir metrekareyi bulunca serbest olarak 15 kat çalışmaya başlamış. Bu müthiş bir risk, müthiş bir hata, müthiş bir yanlışlık. Şimdi şehri biz bilinçli olarak doğuya doğru götürüyoruz. TOKİ benden yer sorduğu zaman şimdiki yerini tarif ettim. Beyaz şehir yapılacağı zaman doğuya doğru tarif ettik. İLDEM yapılacağı zaman belediyeler olarak vilayetin başlatmış olduğu bir projeydi. O tarafı tarif ettik. Biraz Ve da şehri sert zemini olan ya da tarım alanı dışında olan yer aynı elbette, zamanda değil mi? elbette. Şehir doğruya doğru kayalık, sert zemin. Depremler için çok emniyetli bir Kayalık. yer. Onun için zaten o tarafa doğru götürüyoruz. Yoksa başka ne amacımız olabilir ki? Birinci amaç bu. Nihayetinde Kayseri 3. derecede deprem bölgesi ama 80-100 yılda bir, bazen daha fazla veya daha eksik zamanlamada ciddi depremler olmuş burada. Cami Kebir'in minaresinin yıkıldığı olmuş, Kapalı Çarşı'nın yıkıldığı olmuş. Yangınlar çıkıp tüm çarşının yandığı olmuş. Şimdi böyle bir ortamda siz bir şey olmaz falan diyerek çürük zeminlere doğru evleri veremezsiniz. Allah kerim diyerek veremezsiniz. Çünkü tabiat kanunu belli bir şey. Buna uymak lazım. O yüzden bilinçli olarak o tarafa götürüyoruz. İkincisi o tarafa götürmeyi özendirmek için de konutların parsel payına düşen kısmı çok düşük tutmaya çalışıyoruz. Ve raylı sistemi o tarafa doğru uzatıyoruz. Raylı sistemin her bir kilometre maliyeti 5,5-6 milyon euro. Bir araç bir kilometre mesafe neredeyse 6 milyon euro. Şimdi her bir kilometre için bir de araç istediğinden dolayı 15-20 trilyon lira para harcıyorsunuz. Onu biz o tarafa doğru götürdük. Bu sene 9,5-10 kilometre açtık zaten. Ve şehri o tarafa özellikle bilinçli olarak sert zeminlere doğru götürmeye çalışıyoruz. Bakın milattan önce insanlar orada yaşamışlar. Ne zamanlarda? 3000'lerde, 4000'lerde, 2000'lerde orada yaşamışlar. Binli yıllara doğru Eskişehir bağlamına gelmişler. Cumhuriyet'in ilanından sonra da şehrin merkezinde en çürük araziye doğru gitmişler. Bakın garipliğe şimdi. O insanlar bile 2-3 bin yıl önce, 4 bin yıl önce burada yaşayan insanlar bile sert zeminde yaşamışlar. Fakat biz müthiş bir gafletle bu tarafa gitmişiz. Şimdi bilinçli olarak değiştiriyoruz bunu. Her türlü programı yapıyoruz. Kayseri'de planlama yapılırken birçok yerde yakın zamanda da planlamalarda bazı bir takım ana düsturlar var. Bunlara riayet edilmemiş. Ne demek istiyorum ben? Şu kağıdı bir toprak parçası kabul edin. Bunun planlaması yapılırken önce bunun ulaşım master planını yaparsınız. Sonra burada ihtiyaç olan sosyal donatı alanlarını serpiştirirsiniz konutlara göre. Okulu koyarsınız, camisini koyarsınız, yeşil alanlarını koyarsınız, çarşılarını koyarsınız, ulaşım ağlarını bağlarsınız. Ve sonra karşınıza bir plan çıkar. Kabaca söylüyorum. Öyle yapılır plan. Ve o şehrin ne şehri olduğunu düşünerek yaparsınız.
O şehir eğer turizm şehri ise oteller de koyarsınız oraya. Tarihi mekanlarla gidiş gelişlerini hesaplarsınız. Bütün bunlar bir ilim meselesi. Fakat işler acısı, ana yurta gidiyorsunuz, bu dediklerim hiçbirisi yapılmamış. Mimsin'e gidiyorsunuz, hiçbirisi yapılmamış. Vatandaş mı suçlu? Yok. Vatandaş niye suçlu olsun? O planlamayı yapanlar suçlu. Şimdi biz yaptığımız planlamada bütün bunları dikkate alıyoruz. Şehir planlaması ilk yapıldığı yıllarda, ben dedim ya 50'li yıllar, 46'dan başlayarak bir planlama. Bu caddeler Osman Kavuncu'dan Düvenönü'ne meydana gelip Sivas Caddesi istikametinde şehrin tam ortasına giden caddelerdeki araç sayısı bir elin parmakları kadar. Çocukluğumuzu hatırlarız, meydanda bir taksi durağı vardı, birkaç tane taksi vardı. Arada durduğunuz yere bir tane araç geçerdi. Şimdi kaç araç var? 300 binden fazla araç var. 300 binden fazla aracın olduğu yerde siz trafiği nasıl rahatlatırsınız? Toplu taşımı nasıl sağlarsınız? İşte bunun da yolları var. Toplu taşımı ancak raylı sistemlerle sağlarsınız. Araçlarla, taksilerle veya taksi büyüğündeki dolmuşlarla, dolmuş büyüğündeki otobüslerle taşımacılığı yapamazsınız. Dünyanın her yerinde kalktı bu işler. Her tarafta artık Paris'te de, Londra'da da, Amsterdam'da da, işte Roma'da da raylı sistemler var. Eğer şehirler daha büyükse, metropollerse onlar, 5 milyon, 10 milyon gibi nüfuslarsa, işte oralarda yerin altına girilir. Yoksa yer üstündeki sistemler her yerde işi çözer. Biz de burada bunu yapmaya çalışıyoruz, özendirmeye çalışıyoruz. Peki tıkanan noktaları nasıl açacaksınız? Alt geçitlerle, üst geçitlerle. Çok basit bu sistemi. Alternatif yollar. Ben bu son birkaç yıl içerisinde yapmadım. Evet. Bilinçli olarak da birkaç kere televizyonlarda ilan ettim niye yapmadığımı. Çünkü ilk yaptığımız alt geçitler 7-8 sene önceydi, 9 sene önceydi, 10 sene önceydi. Yaptığımız yıllarda bugün trafik tıkanıyor diyen arkadaşlar, o zamanki il başkanları basın toplantıları yaparak bu çukurları niye açtınız arkadaş, biz bunları dolduracağız diye gezdiler. Alt geçitlere, üst geçitlere söylemedik, söz bırakmadılar. Demek ki bazen erken davrandığınızda insanlar sizin ne yaptığınızı anlamıyorlar. Yani erken davranıyoruz biraz da. O zaman bekleyelim, ihtiyaç olduğunu herkes görsün, ondan sonra yapalım dedik. Bunu da birkaç kere ilan ettim. Şimdi herhalde herkes alt geçit ve üst geçit ihtiyacından bahsediyor. Çok haklı bir zamanlamaya doğru geldik. Yani bugün de olsa yine herhalde sistem yapardım diyorsunuz başkanım. Elbette gazetim. Elbette. Bu bir ilim. Yani metroyu tercih etmezdim. Hayır. Bunu konuşan arkadaşlar, isterseniz biraz sonra o konuya geçeriz de ben şimdi şu alt geçitlerden bahsettiğim için söylemiyorum. Bunların zamanı geldi Kayseri'de. Nasıl bir şey yapacağız? Tıkanan yerlerimiz belli. Yani Ankara istikametinden geldiğimiz organize tarafından, karayolları kavşağından, ister doğru şehre doğru girin, isterseniz hafif sol yaparak çevre yola girin. Ve buradaki kavşakların bazılarının 2 veya 3 ışıkta, bazen 1 ışıkta, 2 ışıkta geçildiğini görürsünüz. Çok yoğun saatlerde 2-3 ışık bekliyorsunuz. Onun dışında, dışındaki saatlerde 1 ışıkta çok rahat geçebiliyorsunuz. Veya şehrin içerisine girdiğinizde belli ki buralarda bir takım tıkanmalar var. Ne yapacaksınız? İnsanın kalbinde, suyun akışında, kanın akışında bir tıkanma oluyorsa bypass yapıyorlar. Çok rahat bypass yapacaksın. O kadar basit. Yerine göre alt geçit, yerine göre üst geçit. İkisi de olur. Olmaz bir şey değil. Şimdi üst geçitler çok basit. Mesela sanayi odasının oraya doğru giden eski çevre yolu üzerinde 6 tane üst geçit yaptığınızda ta Mimar Sinan kavşağına kadar ulaşıyorsunuz. Hiç durmadan. Alt taraftaki trafikte rahatlamış oluyor. O kadar basit bu iş. Bunun tersi istikamette Kartal tarafına gelen, Kartal'dan başlayıp yeniden üniversite hattına bağlayacağımız yolda da 5 tane daha alt geçit gözüküyor. Bunu yaptığımızda bir ring oluşmuş oluyor. Bu ringten Kayseri'nin merkezini beslemek mümkün. Kayseri'nin merkezinde, Düvenönü'nde, meydanda, o çevrede alt geçit yapmak çok zor. Biz bir tarihte meydan olduğu gibi yerin altına alalım, meydan tamamıyla yaylaşmış olsun ve Sivas Caddesi istikametinde böyle devam edelim diye hesapladığımızda yerin altına girmemize Anıtlar Kurulu izin vermedi. Niye? Tarihi eserler vardı. Evet, doğru. Tarihi eserler var. Kaleden başlayıp sahabeye doğru giden, sahabeden şimdiki adliyeden Yoğun Burcu'na, Köşk Burcu'na doğru gelen eserlerin dış şeyin surların kalıntıları var. Siz başladığınızda durdururuz dediler. Ve o zaman biz... Siz düşündünüz ama tabii, yaptırmadılar. Tabii, tabii. Yani orada yerin altına girmek mümkün değil. Sit alanı. Şu anda devam ediyor. Nasıl çözecek efendim? Şimdi bizim düşündüğümüz şu. Çok basit olarak bakın, size ekranda da gösterebilirim. Şurası karayolları kavşağı ise şu çevreye giden hat üzerinde
6 tane üst geçit yaptığınızda direkt akıyor trafik. Kartal Bulvarı'na giden hat üzerine 5 tane daha yaptığınızda trafik direkt akıyor. Buralardan çok rahat içerilere girebiliyorsunuz. İstediğiniz mahalleye giriyorsunuz. Şu ortada uğraşmanıza gerek yok. Bu ortada sit alanlarında, tarihselerin olduğu yerlerde, düğün önündeki o surun dibinde özellikle girmenize gerek yok. Formüller arıyoruz. Girilebilir düğün önünde ama doğrusu meydan civarında buna imkan yok tabii ki. İki taraflı, etraflıca beslediğinizde herkes ara mahallere oradan girer. Yani gerek Feriz Çakmak'ta oturanlar, Uğur Evler Mimar Sinan tarafını da kastediyorum. Oraya gelecekleri zaman eğer Ankara istikametinden geliyorlarsa çevre yolu kullanıp mahallelerine rahatça girebilecekler. Hiç durmadan. İlle de orta hattı kullanmaları gerekmiyor yani. Evet. Diğer taraftan Alparslan Mahallesi, Köşk Mahallesi, Gültepe, Yıldırım Beyazıt falan tarafına gelince onlar da Kartal'dan itibaren özel idarenin önünden geçen hattı kullanarak girecekler. Ve hiç beklemeden üst geçitlerle. O zaman trafikte herhangi bir sorun kalmıyor. Şimdi herhalde önümüzdeki yaz 8-10 tane alt geçidin üst geçidin birdenbire pat diye başlayacağı bir dönem olacak. İnşallah onu yaparken de bir şeyler söylemezler yine. Önemli bir müjde, evet. Buyurun. Yani trafiği rahatlatmak çok mümkün olur. Çok kolay evet. Bir şey. Birazcık projelerden rotamızı siyasete doğru hafiften çevirmek istiyorum. Bu seçimler öncesi Koca Sinan Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız dedi ki ben artık siyaseten gençlerin önünü açmak istiyorum dedi. Belediye başkanı adayı olmayacağını açıkladı. Nitekim sözünde de durdu. Ama bir baktık ki Sayın Yıldız Koca Sinan meclis üyesi olarak listede var. Ve malum Kayseri'de de rivayet çoktur. Üstelik başkan bu seçimde de seçilecek. Daha sonra Ankara'ya gidecek. Koca Sinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız da Büyükşehir'in koltuğuna oturacak diye sıklıkla konuşulan bir konu var. Sizi burada yakalamışken bunu sormak istedim. Tabii bu konuşulanlar Büyükşehir Belediye Başkan yardımcılığı tabii o da var. Bu senaryolarda yazılıp çiziliyor biz de okuyoruz. Evet. Senaryo çok. Kayseri'de senaryo bu. Benim Ankara'ya gidişimle ilgili 20 senedir neredeyse hikaye yazılır. Ama ben buradayım hala. Hatta belediye başkanlığından önce 91 seçimleriydi. İttifak vardı hatırlarsanız. MHP, evet. MSP, bir de Edibali'nin partisi. Millet Partisi. Partisi. Evet, ittifak yaptıklarında Şaban Bayrak Bey telefon etti. Dedi ki biz sizin mağazaya gelmek istiyoruz. Bir görüşeceğimiz konu var. Hayırdır Şaban abi falan dedim. Yıl 91. Bu sefer Refah. Siz dedi. Çünkü Milli İttifak. Sloganı da aklımda kaldı. Evet. O zaman doğru heyecanlanmıştık. Evet. MHP, Refah İttifakı böyle sağda milli manevi değerlere evet. Sahip olan insanlar bir araya geliyorlar. Hep özlemimizdi bizim bunlar. Biz hep iyi niyetli bakıyorduk hepsine tabii. Yine öyle bakıyoruz ama seni milletvekili adayı koymak istiyoruz dediler. Dedim Şaban abi ben almayayım Allah razı olsun. Bizim işimiz var, gücümüz var. Yok abi siyasette de biz tamamıyla dükkanı kapattık. Siyaset yok. Gençliğimizde olabildiğince vatan millet aşkıyla bir şeyler yaptık. Ama ondan sonra çekildik. Allah razı olsun abi. Yok yok biz şimdi geliyoruz oraya. Rahmetli babama dedim ki babacığım dedim. Şimdi Şaban abiler geliyorlar. Bana milletvekili teklif için geliyorlar. Sen çay kahve söyle onlara. Misafir et. Benim yüzüm yumuşak dayanamam dedim. Ben gidiyorum. Ben mağazayı terk ettim. Babam da çay kahve söylemiş olmaz demiş onlara. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız İslam Kalkınma Bankası'ndan Kayseri'ye izne gelmişlermiş. Onun üzerine ittifak etmişler. Biz olmaz deyince ne kadar iyi olmuş dedim. Ne kadar isabetli olmuş. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızı bulmuşlar. Ve onun milletvekilliğiyle beraber güzel bir konuma geldi hamdolsun. Yani milletvekilliği işinde her seçimde Allah'a şükür partiden, genel başkanlardan, teşkilatımızdan eğer istiyorsanız buyurun diye teklifler aldım ben. Bunu da defalarca zaten paylaştım. Fakat benim meslebim uygun değil milletvekilliğine. Bunu hep söylüyorum. Nedir efendim sizi uzak tutan nedir? Yani soğuk gördüğünüz yanlar... Mesela son bir iki ay içerisinde meclisi izlediyseniz niye gitmediğimi anlamışsınız. Ringi andırıyor. Şimdi ben öğrenciliğimle kavga ettim ama vatan millet için ettim. Şimdi niye orada kavga edeceğim bu yaştan sonra? Benim torunum var. Ben yaşlandım artık. Yani insanlar hakikaten bir meseleyi anlatırlarken niye ille de hakaret etmek zorundalar birbirlerine? Niye küfretmek zorundalar? Niye tekme sallamak zorundalar? Eltaş Bey dizini gösterdi. Mosmor dizi. Ya torun tosun sahibi adam Eltaş. Vuran adam da öyledir mutlaka. Niye vurur? Niye tekme atar? Öyle bir şey olur mu? O tabii artistik damar olmadığı için televizyonlar toplayıp dizini göstermedi. Başına insanlar toplayıp ağlamadı mecliste. Ama yani ortaya çıkan görüntüler yani, akıllara zarar görüntülerdi. Yani toplum olarak yani özellikle dur. Çocuklar izleyen çocuklarda filan travmalara neden olabilir. Betim Bey çok net söylüyorum. Ben nihayetinde evet. Siyasetin içinde sayılırım. Belediye başkanı. Elbette. Akşam eve yorulduğumda 10'da 11'de geldiğimde 12'de bazen şöyle bir bakayım haberlere falan derken asla haberlere bakamıyorum.
O tartışmaları izleyemiyorum. Dört kişi oturmuş yere tartışıyorlarsa, affedersiniz, burunlarından soluyorlar. Ya bu ne hiddet, bu ne celal böyle? Ne oluyor size kardeşim? Sonra kendime göre TRT müziği buluyorum. Biraz rahatlıyorum. Gidip abdest alıp yatıyorum. Başka yapacak bir şey yok yani. Şimdi öyle bir ortamda yer almak istemiyorum ben. Bana uygun değil. Şimdi şehrimizi aldığımız noktadan getirdiğimiz noktaya baktığınız zaman, geriye doğru bakıldığında Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun diyoruz ya. Ben bu şehirde yaptım. Raylı sistemler yaptım, barajlar yaptım, RGS'ler yaptım, statlar yaptım, yollar elden geçti. Emin olun şöyle belediyenin önüne duruyorum. Şu andaki pozisyonu bile beni mutlu ediyor. Meydana gidiyorum, o yıktığım yerlere bakıp seviniyorum. Mimar Sinan Parkı'na gidip seviniyorum. Ya yüzlerce park yapmanın müthiş bir keyfi var. Mecliste oturacaksınız, tartışacaksınız falan. Şöyle söyleyeyim, yani o yarışmada soruyordu ya Sayın Başkanım, son kararınız mı diye. Yani bu konuda net misiniz? Çünkü bir de ilave edeyim. Bakıyoruz, bakanların birçoğu bakanlık görevini bırakıp belediye başkanı olmak demek için kolları sıvamış. Yani orada üçüncü dönemden dolayı gerçi bunun tekrar geri adım atılacak mı bilemiyoruz ama sinyalde var ama belediye için geçerli değil diye biliyorum. Tecrübeli kişilere ihtiyaç var. Başbakan özür diliyorum. Başbakan derse ki yani buyur gel derse başbakanı kırar mısınız? Şöyle büyük konuşmak doğru değil. Ama benim içimdeki kararım geçen dönem belediye başkanlığını bırakmaktı. Gidip de başbakana izin istediğimi zaten basın toplantısıyla paylaştım. Söyledim. Kendisi de zaten anlattı daha sonra. Bu dönemde aynı şekilde yine söyledim. Fakat sen tüm Kayseri'yi bağlıyoruz. 16 tane genç arkadaş yanında olacak. Onlara abilik yapmak zorundasın diye özellikle söyledikleri için. Ben de bu büyük projeleri hazırladığımdan dolayı buradayım. O zaman bunlar ama bundan mı sonra artık belediyeciliğim yok benim. Bu kadar. Yani Başbakanı böyle mi ikna ettiniz? Yani projelerden mi bahsettiniz? Nasıl ikna geçen oldu? Dönem öyle geçen dönem. Evet. Geçen dönem öyle ikna ettik. Bir de doğrusu o dönemde bütün projeler olduğu gibi meşrebe uygun olmadığını da söylemiştim ısrarla. Hatırlarsanız CHP'nin bir saldırısı vardı. Kötü dosyalarla ortaya çıkıp bir iftira kampanyası başlamıştı. Eğer Ankara'ya gitmiş olsaydım çok net olarak aynı o müfteri adamlar çıkıp diyeceklerdi ki Haseki kaçtı, milletvekili oldu, dokunulmazlık zırhına girdi, gitti buradan. Sayın Başbakanım ben buna tahammül edemem dedim. Hakikaten tahammül edemem. Ben normal vatandaş gibiyim. Dokunulmaz zırhım yok. Herkes işlem yapabilir. Herkes şikayet edebilir. Allah'a şükür bir tek ne dosyamız var, ne cezamız var, ne bir sıkıntımız var, ne bir olayımız var. İncelesinler. Bir şey varsa amenna çekmeye razıyız cezamızı. Ama en azından şu dosyanın da bitmesi lazım dedim Sayın Başbakanımıza. O da çok bunlara kafayı takıyorsun. Bunların işleri güzel iftira zaten. Başka ne yaptıkları var ki falan diye ısrar etmesine rağmen birkaç sebepten birisi de buydu yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Doğrusu bu dönemde önümüzde yeni projeler var, yeni bir heyecan var. İnşallah bunları yaparız. Bekir Başkan'a gelince, Bekir Başkan hakikaten karar verdi ve ayrıldı. Benim gibi mazeret üretip onu zorla tutmadılar. Bizi tuttular böyle ki bu işi yapalım diye. Bekir Başkan'ın meclis üyeliğini ben teklif ettim. Niye teklif ettim? Bir, kurumsal hafıza önemli. Bekir Başkan'ın bir özelliği var, abidir Bekir Başkan. Dosttur, iyi bir insandır. Düzgün bir adamdır. Dengedir. Hep hayırlı söyler. Hiç kimseyi birbirine düşürdüğünü evet. görmezsiniz. Kötü bir adam değil, asla değildir. İki insan arasında fitne ateşi olacak bir şey asla yapmaz. Devamlı surette hayır nasihatli, öğütlü bir insandır Bekir Başkan. Orada mecliste bulunduğunda şimdi 16 tane ilçemizden meclisler gelecek. Beldelerden gelecek, ilçelerden arkadaşlar gelecek, şehirden gelecek. Onlara birisinin abilik etmesi lazım. Mecliste birisinin abilik etmesi lazım. İşte o abilik görevini en iyi yapacak insan da Bekir Başkan'dır. Bunun dışında bir hesap yaptık mı? Hayır, şunu yaptık. Bir, buranın kurumsal hafızasıdır. Çok iyi bilir projeleri, neler yapılacağını çok iyi bilir. İki, meclisteki bütün insanlara, gelenlere abilik yapar. Sonra imar komisyonlarında şehrin nereden nereye doğru taşınacağını makro planları o bilir. Bu anlamda da doğrusu, başkan vekil tabii olur, niye olmazsın Sayın Başkan, Bekir Başkanımız. Her zaman başımız üstünde yer var. Ama bunun dışında bir hesap yapılmadı. Çok da güzel bir veda mesajı göndermiş. Hakikaten. Elbette ki mümin bir insan. Bir... Hak kalmasını ister üzerinde. Çabalar. Evet. Kimsenin hakkı olmasını ister. Kimseye bilerek bir kötülük asla yapmamıştır. Elinden geleni yapmıştır. Kayseri için bir değerdir Bekir Başkan. Öyle bir değerin. Dört dönem belediye başkanlığı yapıp meclis üyeliğinde isminin yazılması kendisinin büyüklüğünü gösterir. Ne diyorsunuz ya kardeşim ben niye meclis üyesi olarak yazılıyorum falan diyebilir miydi? Diyebilir evet. Tabii ki. Evet. Onun kendisinin oraya razı olmuş olması alçak gönüllülüğünü gösterir. Mütevazılığını gösterir. Çok doğru bir hareket yaptığımıza inanıyorum.
Ama insanların bakış tarzı bizler gibi iyi niyetli olmadığı için bazılarını tabii herkesi kastetmiyorum ama başkan gidiyor, bir başkan geliyor, yerine şunu koyuyor, bunu çekiyor. Hayat bu hesaplardan ibaret değil ki. Bu hesabı yapan kaç kişi hesabını tutturdu bana bir söylesin. Bu hesapları yapmanın hiç manası yok. Yarın ne olacağına kimsenin garantisi var mı? Yok. Çarşıda şöyle anlatırlardı bizim orada. Adam birisi ayakkabıcıya gelmiş. Demiş ki bana bir ayakkabı ver. Bak demiş, geçen sene senden aldım. 3-5 ay sonra perişan oldu ayakkabı. Öyle bir ayakkabı vereceksin ki 4-5 sene gidecek bu sefer. Tamam ha, canın sağ olsun demiş. Ayakkabıyı vermişler. Adam çıkarken tem eşikten düşmüş ve ölmüş. Kafayı yere çarpıyor. Evet, evet. Bu anlatılır bizde. Evet, evet. Yani 10 saniye sonrasına sizin garantiniz yok. Neyin hesabını yapıyorsunuz Allah'ını severseniz? Özellikle de zaten tasavvufi eserlerde İslami kültürün en has birikmiş hali tasavvuftur. Tasavvuf Mevlana'ların yoldur. Hacı Bektaş'ların, Yunus'ların yoldur. Orada denir ki ayıp olan şey tuğle emeldir. Yani uzun vadeli hesap yapmak. Hep kınanır bu iş. Onu yapmak doğru değil. Çünkü yapanların çoğu tutturamadı. Evet, hesap yapanların hepsi buyurun. Yatıyor. Evet. Sayın Başkan, bugün ana haber bültenlerine bilmiyorum yetişebildiniz mi ama bugün Rize'nin Çayeli ilçesinde bir siyasi parti belediye başkan adayı seçim bürosunun açılışı var. Başkan adayı kendisi eline kağıdı aldı. Sevgili hemşerilerim, bugün buraya size katılamadım. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Barack Hüseyin Obama. Efendim söyleyeyim. İkinci işte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Çin derken de böyle sıraladı. Rize'de olduğu için klasik. Rize fıkrası gibi oldu. Evet efendim. Yani burada aday aslında şunun için yapmış bunu. Dikkat çekmiş. İşte ya herkes Sayın Başbakan'ı kullanıyor. İşte yanımda o var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kullanıyor, yanımda o var. Benim de dikkatimi çekti. Ya bugün özellikle baktım, şehrin her bir tarafında kim nereye adaysa yanındaki fotoğraf sizin. Muhtar adaylarından bile var belki de, hani özellikle sosyal medyada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Sayın Başbakanımız Kayseri'ye geldiğinde Erciyes'teki açılışlar için gece saat 10-10.30'tu. Bir hatıra anlatayım ben. Rize deyince fıkra alınması olmuyor tabii. Tabii. Biraz da belki sohbete renk katar evet, diye Karadeniz yöresine uzanmak lazım. Kayseri'yle ilgili bir latife yapınca dedim ki, efendim dedim, vallahi biz Rize'ye yetişemiyoruz dedim. Rize bizi solladı dedim. Her yerde geçiyor dedim. Rize'li olduğu için mahsus biraz daha kızdırmak için söylüyoruz. Ne olmuş dedi, nerede geçmişler ki falan dedi. Hani dedim siz bir gelmiştiniz Kayseri'ye, 139 tane fabrikanın temelini atmıştık. Guinness Rekorlar kitabına müracaat etmiştik. Orhan Kural Hoca gelmişti. Tek tek yazmıştı. Evet dedi. Hatırlıyorum. Hakikaten organize sanayide 139 tane fabrikanın temeli atıldı. Evet. Ve şimdi hepsi de gürül gürül çalışıyor elhamdülillah. Ne olmuş ki dedi. Rizeliler kızmışlar dedim. En çok temel bizde var. Nasıl oluyor da siz? Guinness Rekorlar kitabına girersiniz. Anladı kötü gittiğin olayı. dedi. Rizeliler dedim 140 tane temeli toplamışlar denizin kenarına. Sırayla dizmişler dedim. Tek tek dedim denize atmışlar. Sonra dedim beyanat vermişler. Kayseriler 140 tane attık arkadaş biz temel. ya İdris ya temel. Evet oldu. ya bu işin latifesi tabii de ince bir espri iyi yakalamış. Şimdi haliyle Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin iç içe olacağı bir ortam doğuyor. Burada organizasyon çok önemli. Burada anlaşma çok önemli. Eğer anlaşma olmazsa birçok belediye başkanı doğrusu şehirlerine veyahut da bölgelerine hizmet etmekte zorlanırlar. Biz bir tarihte Sayın Başbakan'a gittiğimizde Aytaş Bey şunu anlattı. Dedi ki efendim dedi, bu ilçe belediyelerini kaldırın dedi. Ve sizden rica ediyoruz dedi. Çoğu arkadaşlar da aynı görüşlerdi. Ankara ve İstanbul ilçeleriyle kalsın. Onun dışındaki 2 milyon, 1 milyon nüfus şehirlerin hepsini kaldıralım ilçelerini. Niye dedi Başbakan ısrarla? Efendim dedi evimin köşesine bir kebapçı geldi. Durmadan Adana kebap yapıyor. Zabıtayı çağırdım. Oğlum kaldırın bunu ya. Evin içi kokudan geçilmiyor. Adana kebap kokuyor sabah akşam. Seyhan Belediyesi demiş ki tamam demiş. O cadde Büyükşehir'e ait. Gel sen şu arka tarafa geç. Evinin arkasına. Oradan kebap yapmaya devam et. Şimdi kebapçı arka tarafa geçmiş. Seyhan Belediyesi'nin caddesine ve Büyükşehir'in zabıtası karışamıyor. Seyhan Belediyesi. Seyhan Belediyesi evet. Tabii. Adamcağızın evine duman gitmeye devam ediyor şimdi. Ben dedi Seyhan bölgesine otoparka başladım. Seyhan Belediyesi geldi mühürledi dedi.
Şimdi bu kavgalar sürüyor birçok yerde. Adamcağız bazen iyi niyetli oluyor, partisi bırakmıyor. Partisi iyi niyetli oluyor, meclis üyeleri bırakmıyor. İçeride veyahut da yanlış hesap yapanlar oluyor, kötü niyetli olanlar oluyor, onlar bırakmıyorlar. Derken bir türlü bazen de meşrepler uzlaşmıyor, didişme başlıyor. Senelerdir biz bu uyumu yakaladık Kayseri. Evet. Hiç kavgamıza kimse rastlamamıştır. Ama bu uyum insanlara hizmet olarak döndü Allah'a şükür. Şimdi de elbette ki yıllardır belediye başkanlığı yapan Haseki ile insanlar resim verecekler. İlçe belediye başkanı arkadaşlar resim verecekler. Bu çok doğal bir şey. Ve orada biz beraber çalışırız diyecekler. Ki beraber de çalışacağız zaten. Onlara hizmet götüreceğiz. O anlayışın, o uyumun ortaya çıkması lazım. Şöyle düşünün, 16 tane belediye başkanı, 16'sı ile uyumlusunuz. Her yere hizmet eşit şekilde gider. Ama uyumsuz olan, biraz tuhaf sesler çıkaran birisi varsa iş zorlaşır. Biz bunu yaşadık geçtiğimiz dönemlerde. Bazı beldeler ben oraya gitmeyeyim, hizmet etmeyeyim diye her şeyi yaptılar. Asfaltı yoktu, olsun biz böyle tozla dururuz dediler. Gelmesin buraya sakin. Bakın adam siyasi hırsından dolayı bunu söylüyor da vatandaş ne çekiyor onu düşünün. Niye benzer bu? Klasik bir müzik orkestrası. 20 tane saz var. Şimdi bunu siz bir harmoni haline getirseniz güzel bir ses çıkar, müzik olur. Ve herkes dinlerken keyif alır. İçinde iki tanesi cızırdarsa vallahi müziğin de canını okur. Bu anlamda doğrusu uyum da önemli diye düşünüyorum ben. Efendim pardon, 94 seçimlerinde siz görev başına gelirken o dönemde de rozetlerimizi seçimden sonra çıkaracağız demiştiniz. Evet. Bu anlamda o 16 ilçede şayet seçilecek olursanız tabii 1 Nisan sabahı tekrar o rozeti çıkarıp yola devam edecek misiniz? Elbette yani? Ki zaten bunu her zaman söylüyoruz. Biraz önce söylediğim dikkat ederseniz yine ince mesajlar vardı her birisinde. Evet. Hiçbirisiyle partili bir çekişme içerisine asla girmeyiz. Öyle bir şey yok. Şu anda rozet biz zaten yok. Rozet şu anda da yok zaten. Şu anda zaten bunu söylerken eskiden şöyle vardı. Bakın 94 öncesinde. Bazı mahalleler Niyazi Bey'e oy vermezlerdi. Türkçe söylüyorum çok net. Cezalandırılırdı. Esenyurt'ta senelerce asfalt dökülmedi. Gidin Esenyurtlulara sorun. Battal Gazi'ye dökülürdü. Esenyurt'ta dökülmezdi. Niye? Oradan bana oy çok çıkıyor, buradan az çıkıyor diye. Peki tam tersi oldu. Esenyurt'tan bize oy çok çıktı. Battal Gazi'den de az çıktı. Biz ne yaptık peki? Esenyurt'un asfaltını döktük. Battal Gazi'nin de yolunu açıp asfaltını döktük. Dönüşüm projelerinde kimin evini yıktıysak bedelini verdik. Hiç kimseyi mağdur etmedik ama. Yani orada kastımız bizim şuydu. İnsanları partisine göre değerlendirmeyeceğiz. Mahalleleri partisine göre değerlendirmeyeceğiz. İdeolojik belediyecilik yapmayacağız biz. Yani eskiden falan partililer buradan beslenirdi. Şimdi bu partililer beslensin. Böyle bir şey yok. Yandaş tutma yok. İstanbul'da alışveriş ediyorum. Bahçelievler civarında Mensucat Santral'ın depoları var. Her gittiğimde karşısındaki kahveler dolu görür. Oradaki arkadaşlara dedim ki ya bu kahveler sabah geliyorum dolu, akşam geliyorum dolu. Bir de tuhaf adamlar var. Neci bunlar? Dediler ki ha bunlar Büyükşehir'in elemanları İstanbul. Ne yapıyorlar? Bunlar haber gelene kadar burada okey oynarlar, taş oynarlar, kağıt oynarlar. Peki haber gelince eyleme giderler. Bakın şimdi. Peki bunların işini kim görüyor? Birkaç tane dediler taşeron işçi tuttular temizlik için falan. Şuralar dediler mesela adama diyorlarmış ki kendi 3 milyar maaş değilse 1 milyar adam tutuyor. Sen şurada git gel bir iki süpürgeyle hadi bakayım diyorlar. Bunlar yaşadı bu memleket. İşe gelmeden maaş almaları yaşadı. Partizanca davranışları, ideolojik kamplaşmaları yaşadı. Hizmet belediyeciliğinin adının duyulmadığı bir ortamı çok yaşadı bu memleket. O yüzden rozet mozet yok kardeşim. Gelince oturacağız. Herkesin işini yapacağız diyerek özellikle söyledik. Şimdi de aynı şeyi ben içeride de söylüyorum. Kimi seçerlerse başımızın tacı diyecek bir şeyimiz yok. Ama kendi kafamızdan bizimle yatkın, çalışacak insanlar seçerlerse daha çok rahat ederler. Ve özellikle başka partilerden seçildiğinde tek korkum yine söylüyorum. Ya meclis üyeleri, ya partilileri, ya çevresindekiler. Adamcağız rahat bırakmazlar. İdeolojik bir kamplaşmaya doğru iterler. Mecliste bağır çağır derler. Bağırıp çağırdıktan sonra hiçbir fen daire başkanının yanına gelip asfalt isteyemez. Şimdi mecliste bağıracaksınız, küfredeceksiniz, hoplayacaksınız. Biraz sonra varıp abi ya asfalt ver diyeceksiniz. Nasıl olacak bu iş? Olmaz bu iş. İnsan fıtratına aykırı bu iş yani. O yüzden bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın Türkçe'de söylüyorum. Çok ince mesajları veriyorum. Çok net söylüyorum ama. Efendim belediye hizmetlerinden bahsediyoruz ama Erdinç Bey'e vermeden sözü
gençlik döneminizde kavga ettiklerinizden falan bahsettiniz. Şimdi ben sizi yıllardır tanıyorum. Belediye birim içerisinde birimlerinizin, amirlerin özellikle yaptıkları hatada iş kızar mısınız? Yani tepkinizi nasıl dile getirirsiniz? Telefonumu kapatırsınız hata gördüğünüzde yüzüne nasıl yaparsınız yani? Ben yani sizce öyle yüzünüzde bir tepki şeyi görmüyorum. Vallahi belediye içerisinde tabii bu işi arkadaşlara sormak lazım. Birinci planda genel sektör ve... Soruyoruz da kimse bir şey söylemiyor. Bir şey söylüyor. Korktular o zaman. Genel sekreter ve 3 yardımcısı var. Sonra da 2 genel müdürümüz var dışarıda. Şirketlerin de başında genel müdürler var. Bu yaklaşık 10 kişilik, 12 kişilik bir ekip. Sonra 25-30 kişilik bir daire başkanları ekibi var. Yani fenden sorumlu, park bahçelerden sorumlu, sudan sorumlu, kanaldan sorumlu, neyse. Sosyal işlerden sorumlu arkadaşlar var. Bütün bunları topladığınız zaman yakın çevrede bir 50 kişilik ekibimiz var. Bu 50 kişilik ekiple çalışıyoruz. Sene başlarında toplantılar yapıp program çıkarırız. Özellikle de zaten arkadaşlarla hamamlardan falan bildiğiniz gibi Kozak hamamları da. Evet. Yer ayırırız. Çoluk çocuk hep gideriz oraya. Orada birkaç gün çalışırız, program yaparız. Sabahlara kadar uğraşırız programlar üzerinde. Sonra gelince onları takibe başlarız. Ben birebir kendi iç işlerine karışmam. Yani fen dairesinin yapacağı işler belli. Asfalt yapacak, kaldırım yapacak, bir şey yapacak. Yapım işlerini yapacağı binalar belli. O dosyayı nasıl hazırlar? Yaklaşık bedeli nasıl bulur? İhale komisyonuna kimi yazar? İhaleyi nasıl yapar? İhalede kim kazandı, kim kazanmadı, nasıl? Onları bilmem ben. Ben bilmem. Ben hedef koydum, yazdım oraya. Şu tarihte şunlar olacak, şu tarihte şunlar olacak, şurada şu olacak. Ben bu programı ellerine veririm. Sonra da onun finansmanını sağlarım. Sonra da ödemelerini yaparım. Sonra da gider o binaya bakarım. Buraya niye oluyor, niye olmuyor. Hangi müteahhit verdi doğrusu bilmem ben. Emin olun şu anda belediyede 100 tane müteahhit varsa 10 tanesini sıklıkla gördüğüm için tanıyorumdur. 90'ını bilmem. Kaskinin müteahhitlerinin %98'ini, 99'unu bilmem ben. Tanımam. Bilmem. İşim olmaz benim onlarla. Ama işi takip ederim ben. Hata olursa nasıl yaparsınız? Hata olursa başındaki arkadaş hesap verecek. Çaresi yok onun. İyilik bence. Tabii iyilik. Efendim Sayın Melik Gökçek de şey diyor ama yani Ankara'da da hizmeti en fazla oy veren yerden başlayacağım yapmaya diyor. Sizin böyle bir açıklamanız olmadı şimdiye yok, kadar. Yok. Böyle benim elimde bir program var ben onu yapacağım. Evet. Elimdeki program uygulayacağım. Evet, buyurun. Ben herhalde soracağım. Sayın Başkanım tabii ki partinizin nasıl bir kurumsal parti olduğunu bilen birisiyim. Bir de teşkilatları ve işleyişi de biliyorum ama Kayseri'de şöyle bir algı da var. Bunu da aslında ifade etmek istiyorum. Tabii uzun yıllardır belediye başkanısınız. Sevilen bir belediye başkanısınız. Başarılısınız. Kayseri'de özellikle işte nedir? Milletvekili seçimlerinde, belediye seçimlerinde vesaire sizin çok fazla etkiniz olduğunu hep konuşurlar, hep söylerler. Böyle bir algı vardır bir kısım insanlarda. Hasiki Başkan istişareye ne kadar önem verir? Aslında nasıl işler bu işler? Sizin etkiniz ne kadardır? Bu çok konuşulduğu için ben affınıza sınırlı bir soru soruyorum. Yani son noktayı siz mi koyuyorsunuz diyor. Ben söyleyeyim. Nerede? O kadar çok Türk büyüğü var ki memleketinde. Çok güzel. Sıra bize gelmiyor bile Türk büyüklerinde. Yani sen şimdi diyorsun ki ilçe belediye başkanı adaylarından kadro dışı kalan var. Onlara mı mesaj mı versin diyorsun? Yani mesela Palancıoğlu üzerinde mesela konuşuldu. Ben ki ben Palancıoğlu'nun il teşkilatına gelip nasıl işte teklif alındığını da bilen birisi olarak... Daha da netli. Ben biraz daha netleştireyim. Biraz daha netleştireyim. Böyle algıyı nasıl? Palancıoğlu'nu direkt olarak ÖSASEKİ başkan çıkardı diye. Akrabası da evlat daha bir dönem. Konuşuldu. Yani burada dahliniz oldu mu? Biraz Erdinç Bey uzun yoldan soldu. Ben direkt. Ya da Rıfat Bey'le ilgili bir sıkıntı mı vardı? Bunu hepsini bir değerlendirelim. Yani sadece o konu üzerinde değil. Genel olarak ben biraz daha sormak istiyorum. Birincisi Palancıoğlu ismini zikredip istifa ettirip dilekçesini alan ben değilim. İlk söyleyen de ben değilim. Onu çok net söyledim. Onu ben biliyorum. Son dakikada istifa edince biraz farklı oldu. Son dakikada olabilir tabii. Bazıları belki işaret beklemiştir sonuna kadar. Normal yani. Ama ben değilim. Onu çok net söylüyorum. İkincisi Palancıoğlu benim akrabam değil. Kimin oğlu, kimin kızı ben bilmiyorum. Sonradan Amerika'dan döndükten sonra harita mühendisliğinde Amerika'da kalmış doktorasını yapmış bir arkadaş olarak Kayseri'ye geldiğinde istifade ederim diye biz davet ettik. 2 sene kadar danışmanlığımızı yaptı. Ben o zaman tanıdım. Sonradan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na gelmesine dahilim var. Evet, gelmesini de istedim ben. Ve orada da hakikaten iyi işler yaptı. Bakın senelerce orada Sivas, Yozgat ve Kayseri için trilyonlarca para dağıttı. Kimlere dağıttı? İş yapmak isteyen tüccara, sanayiciye, proje getirene dağıttı. Bir tek şaibe duyulmadı. Bir tek çıt çıkmadı.
her birisinde çok titizlendiği ile ilgili şikayet geldi üstelik. Evet. Çok titizlendiği ile ilgili. Para konusunda bir belediye başkanı titiz olacak. Arsa konusunda bir belediye başkanı titiz olacak. Geriye doğru bakın, 20 yıldır belediye başkanı. Hiçbir Allah'ın kulu Haseki Başkan arsa alıyor, satıyor diyemez. Oğlu kızı belediyeye geliyorlar diyemez. Adını kullandılar diyemez. Bir metre ne arsa alırım ne satarım. Ne kimseye tüyo verir. Halbuki ben biliyorum şu kadar ucundan bir arsayı tamamlasanız trilyonlarca değeriniz olacak. Yok öyle bir günahım yok Allah'a şükür. Şu arsa üzerine yeşil alan yazarsınız 500 bin lira eder. Buraya 3 yoğunluklu konut verirsiniz. Çok fazla. Burası 20 trilyon eder. Ama adaletten şaşmadım. Allah benden bundan üstün hesabını sormayacak. Elhamdülillah. Bunu çok net söylüyorum yani. Falancıoğlu meselesinde de titizlendiğimiz konular bunlardı. Peki belediye başkanlığı işine nasıl karar verildi? İşe belki oradan başlamak lazım. Çünkü Hacılar Belediye Başkanımız müracaat etmedi. İşte Memduh Bey ama müracaat etti bir taraftan. İşte birçok belediye başkanı arkadaş çevrede Develi'de vesaire falan konmadı. Yeni arkadaşlar kondu. Memduh Bey'le de ilgili Ömer Bey bir açıklaması olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Genel bir açıklama. Memduh Bey. Yani orada değişim. Partinin tavrı şuydu. Parti anketleri çok yaptırıyor. Siz istediğiniz kadar ben ağzımla kuş tutarım deyin. Parti ankete bakıyor. Beni acayip seviyorlar. Teşkilat istiyor. Vatandaş uçuruyor. Ayağımı yerden kestiler. İstediğiniz kadar anlatın. Parti 4 grubu anket yaptırıyor. 4 ayrı anket şirketine havale ediyor bu işi. Sizi soruyor. Bakın ben yıllardır belediye başkanlığı yapan birisiyim. Benim hakkımda da yapmışlar. Parti genel merkezindeki, bu işin başındaki doçent arkadaş dedi ki ya başkanım bir tek sen aramıyorsun dedi ya. Bu anketler ne diye dedi. Merak etmiyor musun ya Kayseri'deki anketleri? Yok dedim ben de. Ya ben sana yine de anlatayım dedi. Ve açtı iPad'ini. Oradan tek tek gösterdi. Yaptıkları anketlerde belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Konuşmalarını seviyor musunuz? Tavırlarını doğru buluyor musunuz? Giyim kuşamını nasıl buluyorsunuz? Buna kadar var. Evet, bu da enteresanmış. Evet. Yeniden oy verir misiniz? Bir başka grup yaptırmış. Bağımsız aday olsa oy verir misiniz diye soruyor bir başka grup. Ona kadar parti tespit ediyor. Parti burada eğer sizi yüksekte görüyorsa tartışmasız diyor ki bu arkadaş sevilmiş. Bunun devam etmesi lazım. İnsanlar seviyor. İstiyorlar. Ölçüyü de hatta partinin kendi oyunu görüyorlar. Parti %50 ise siz %51, 52, 55, 60, 70 alıyorsanız Allah razı olsun diyor size. Evet. Bağımsızdan ne çıkmışsınız? Ben soracaktım. Yani başkanım burada her şey dobra dobra konuşuyoruz yani. Nihayet. Kimse yok diyorsun. Kimse bizi dinlemiyor. Kendi aramızda konuşuyoruz burada. Konuyu bitirelim. Ama sorarız sonunda başkanım. Ya ben takipçisi olurum. Şimdi parti eğer %50 ise siz üzerinde aldığınız zaman size takdir isteğini iletiyorlar. Bizim yaptırdığımız Kayseri'deki çalışmalarda ve partininkinde belediye hizmetlerinden sade vatandaş olarak memnun musunuz? Böyle basit bir soru. Emin olun en düşük oran %82 idi. Daha fazlalar da var ama 82'ye kadar düştüğü olmuş. Ben memnunum arkadaş diyor. Diğer Allah razı olsun. Partilerden bile tabii öyle o manaya yani. Geliyor tabii. Oyunu verir misin deyince tabii aşağı doğru düşüyor bu. Ben partim var diyor, ideolojim var diyor, ben şucuyum diyor, ben bucuyum diyor. Veya sizin genel başkanınıza kızıyor veya çok seviyor. Beni sevmiyor adam ama genel başkanı seviyor. Onun hatırına da veriyor bazen. Evet. Veya tam tersi de olabiliyor. Bunlar çok olağan şeyler yani. O zaman oy oranı değişiyor. Parti siz bu %50'nin üzerinde, 50 örneğini verdiğim için söylüyorum. Oy alıyorsanız sizi orada tutmak için eline geleni yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak itiraz etseniz de, parti il teşkilatı ve ilçe teşkilatları olarak hoplasanız da, milletvekilleri olarak toplanıp bu arkadaşı istemiyoruz deseniz de. Değişmiyor. Diyor ki arkadaş siz öyle diyorsunuz ama vatandaş seviyor. Bir geçimde demek ki bir sıkıntı var. Sizde mi bir sıkıntı var acaba diyor. Haklı değil mi? Ama %50'nin aşağı düşmeye başlamışsa. Mesela bazı ilçelerde şunu gördük biz. Ben bu başkana %25-27 civarında oy veririm. AK Parti'nin adayına da 25 veririm diyor. AK Parti'nin adayına vereceğim ben diyor. Ya Allah Allah bu ne demek şimdi? Orada partinin adayı var. Onu sevmiyor bu adamlar. İstemiyorlar. AK Parti'ye oy verecek elemanların yarısı adama veriyor, yarısı vermiyor. Değişsin istiyor. Değişsin istiyor tabii. Bu manaya da geliyor. Ve %50'nin altına her düştüğünde soru işareti başlıyor. Niye acaba? Değişenleri öyle mi algılayalım biz şimdi? Yani ondan sonra niyeler başlıyor. Niyelerin araştırılması başlıyor. Oradan raporlar çıkıyor. Bu raporlar gidiyor. Bu partide genel merkezde Kozmik Oda dediğimiz 7-8 kişilik bir ekip var. Onların önünde.
Bunlar da yeminli gibi söylemezler. Sen başbakan zaten. Yeminli, başlarında mali müşavir gibi. Yeminli hakikaten söylemezler dışarıya. Söylemezler mi? Sır vermezler. Arada bana bir tüyo veriyorlar. Sizin sevginiz vardır orada başkanım. Sonra teşkilatlarda bir temayül yoklaması yapıyorlar. Diyorlar ki ile ilçeye ne diyorsunuz bu arkadaşa? Oradan bir şey çıkıyor yine karşısına. Safa safa devam evet, ediyor yani. Evet, evet. Evet. Sonra dönüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da soruyorlar. Ama başkanım temayüle girmeyen de var yani. Olabilir. Birinci olan da oldu. Olabilir. Sonuçta. Temayül tek başına bir şey değil tek ki. Başına... Asıl iş dediğim gibi o dört tane anket şirketinin yapmış olduğu yoklamalar. O yoklamalarda eğer biraz geride çıkıyorsanız işiniz zor. Ne yaparsanız yapın işiniz zor. Tabii son anda Kozmik Oda'da bütün bu raporlar değerlendiriliyor. Benim de görüşümü alıyorlar ama içinde yüzde kaçlık tesirler bilmiyorum yani. Hakikaten bilmiyorum onu. Bazısında belki çok tesirli olur sözüm. %100 benim söylediğime uyabilirler. Bazısında da ya başkan böyle diyor ama baksana adam şöyle olmuş böyle olmuş falan diyebilirler. Çok net söyleyebilirler bunu. Dedikleri olmuştur. Olmuştur mutlaka olmuştur. Ve onun neticesinde ortaya bir liste çıkıyor. Ve o listede gerçekleşiyor. Öylesine ortaya çıkıyor. Burada çıkan listelerde herkesin payı %1, 3, 5, 10 vardır. Eğer birisi hakkında herkes iyi demişse onu koymamak mümkün değil neredeyse. Yani anketler iyi çıkmış, insanlar iyi diyor falan. Niye koymasınlar genel merkez? Herkes zaten en çok oy alacak insan arıyor. Çok normal bir şey bu. Ama şu da var, bazen tutmamış da olabilir. Yani insanlar o başkanı anlayamamış olabilirler. Veya başkan derdini anlatamamış olabilir. Adamın kötülüğü manasına gelmiyor o iş. Yani haksız iş yaptığı manasına gelmiyor. Hırsız yolsuz olduğu manasına gelmiyor. Doğru değil bu iş. Bazen de genel seçimlerdeki strateji ve siyaset daha farklı da algılanabilir. Bugünlerde öyle algılar var mesela ortada şimdi. O yüzden koymama meselesi o başkanın iyi veya kötü olduğu manasına gelmez bana göre. Orada parti en çok oy kimle alacaksa onunla yola çıkar. Onu koyar ve onunla devam eder. Benim genel kanaatim bu doğrusu. Evet. Bu bağımsızı gene pas geçtiniz başkan. Ben sorumun takipçisi olayım mı? Ben size anket şirketinin ismini veriyorum. Şimdi reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamlara gidelim isterseniz. Sevgili izleyiciler, seçim 2014 programımız devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gözünüz bizde olsun efendim.